Merhabalar efendim. Erkan Dağlı ile Ada Işığı programına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bizler bu haftada sizlerin evlerine, gözlerine ve gönüllerine konuk olacağız. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Bir e, meslektaşım, e, öğretmen. Kendisi çok üretken, çalışkan, kıpır kıpır yerinde duramayan, sürekli projeler üreten... Bir değerli arkadaşım, sevgili Şirin Zafer Yıldızı, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili meslektaşım, güzel yürekli dostum, şefim, teşekkür ediyorum. <laughs> evet, e, yine birlikteyiz çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Allah ee, hayırmasın. Evet, <laughs> öyle diyelim. Ben seninle birlikte üretmekten ve birlikte çalışmaktan çok keyif alan birisiyim. Haftanın belli günleri telefonla sesini duymadan enerji alamam. O yüzden mutlaka seni ararım ve o güzel sesini ve enerjini duymak ve enerjini almak isterim. Aynen benim için sen de öyle bir değersin. Bunu biliyorsun. Evet. O değerimiz, o enerjimiz birbirimize karşılıklı. Paylaştıkça çoğalıyoruz. Evet e, sevgi ortak aslında e, değerimiz bizim. Biz e, herkese bütün evrene bütün dostlarımıza arkadaşlarımıza çalışma arkadaşlarımıza e, herkese sevgi enerjisini gönderen yürekleriz. O yüzden yine seyircilerimize bizden e, güzel sevgi enerjileri evlerine yuvalarına ve kalplerine gitsin. Eminim onlar da ekranı başında <laughs> bizi izlerken bunu hissediyorlardır. Evet. Sevgiler onlara, şiirlerle, şarkılarla büyümek adına sevgiler. Ee, sözcükler e, benim her zaman e, çok e, yaşamımda değer e, verdiğim e, bir olgu ve e, sözcükleri bir araya getiren ve güzellikler yaratan insanlara da hep. Hayranlık duymuşumdur. Belki ben bir müzisyen olarak yorum kısmında varım ama o sözcüklere müzikle hayat vermek de ayrı bir e, değerdir diye düşünüyorum. Sevgili Şirin Zafer Yıldız'ı Sözcük Yolculuğu'nda e, bir kadın olarak... E, Baştan itibaren şöyle bir e, yaşamın belli kesitlerini, çok detayları biliyoruz ki seyircilerimiz biliyorlar yaşamınızı ama e, o Sözcükler Diyarı'na yolculuk nasıl sizde e, Filiz'denli başladı bunu e, seyircilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. E, her zaman şunu söylerim okumayı yazmayı öğrendiğim anda kalemi elimde buldum. Küçük kağıt parçalarına e, bir şeyler yazdım sürekli açıkçası. Fakat çok sonraları öğrendim ki annem de yazıyormuş. Evet. O duygu yoğunluğu, o kalem güçlülüğü onda da varmış. O yüzden e, mutlu oldum buradan ama ne yazık ki onun yazdıklarını kuzeyden kuzeye bir göç yaşadığımız için saklayamadım. Sadece iki tane. Ee, bir mektup, bir de şiiri elimde var. Hı hı. Öyle de bir e, kitap çalışmam var. Belki daha sonra onu da bir kitapta değerlendiririm diye düşünüyorum. Hı hı. Ardından e, sevgili şefim, güzel öğretmenlersek ve güzel çocuklar yetiştiriyorsak, özelde yaşadığımız şehre, Mausa'ya, genelde de ülkemiz adına bir şeyler yapabiliyorsak, bize güzel öğretmenler dokundu. Evet. Bu felsefeyle ben yeniden dünyaya gelsem yine ilkokul öğretmeni olurdum diyorum. Evet. Ee, dolayısıyla ben bugün buradaysam bir Nur İçinde yatsın bir Ali Nesim hocayı veya bir Gülgun Serdar'ı bir Eri Beyacıoğlu'nun <laughs> e, adını zikretmeden geçemem. Ee, ve süreç zarfında çok kırılmalar yaşadık. Çok dönemeçlerden geçtik ama sözcüklerin peşini bırakmadık. Evet. Ee, Gülten Akın der ki, ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri düşünmeye. İşte sen de, ben de ve bizim gibi sözcükler diyarına yolculuğa çıkan insanlar bu ince ayrıntıları düşünen insanlardırlar. Bu yüzden de çok hassasız, bu yüzden çok kırılıyoruz ama sevgili Nerman Cahit'e de buradan sevgilerimi göndermek istiyorum. Öldürmeyen her darbe güçlendirir sevgili Şirin der. O nedenle biz güçlüyüz. Evet. Öğrencilerimizin kanatları, öğrencilerimizin gözleri var üzerimizde. O nedenle yanlış yapmayız, yapmamalıyız. Evet. Ve e, bir şey daha eklemek istiyorum. Çok önemlidir benim için, altını çizerek söylemek istiyorum. Yapmaya çalıştığımız da aslında budur. Biz bu ülke topraklarında çok acılar yaşadık. Ben de onlardan biriyim hep acıları bal eylemiş bir insan olarak kendimi tanımlarım. Ve bu ülkenin tarihini, bu ülkenin acılarını, bu ülkenin sevinçlerini bir başka diğerlerde yaşayanlar bizden iyi bilemezler. Evet. O nedenle siz de ben de bunun için emek veriyoruz. Bizim çocuklarımız bu topraklarda yaşayan insanlar yapsın, yazsın tarihimizi, yaşadıklarımızı. Bizi bizden başka iyi bilen yok ki. Evet. Ee, uzaktaki bir insan kendi yorumunu katar, kendi bakış açısına göre bizi yansıtır. Ama biz birebir, Savaşı yazacaksak biz yazalım. Barışı yazacaksak biz yazalım. İnsanı, sevgiyi, hoşgörüyü, bu topraklara ait değerleri yazacaksak biz yazalım. O nedenle sizin yüreğiniz de o kadar büyük ve güzeldir ki. Teşekkür ederiz. Bunun için değer veriyoruz. Evet. Bu yolda üretkenliğe devam ediyoruz. Ay yine çok enerji aldım <gülüyor> sizden. <gülüyor> Heyecanlandım birden. <laughs> Sevgili Şirin Zafer Yıldız'ı e, sormak istiyorum. Şirin Zafer Yıldız'ı gözüyle, sözcükleriyle kadın toplumumuzda e, nerede? Ve kadını birazcık da sizin e, yorumunuzla değerlendirmek istiyorum ben de. E, şöyle bir parantez açıp kapatarak söylemek istiyorum. Evet. Seçim dönemindeyiz bu dönem. Evet. Çok keyif aldım, çok mutlu oldum. Ee, kadınlar ön plana çıktı bu seçim döneminde. Adaylar çok. Kadın adaylar çok. E, Sivillerine baktığınızda hepsi dolu dolu. Hepsi'nin toplum içerisinde ayrı bir yeri var. Ben bu anlamda e, bütün partilere teşekkür ediyorum bu noktada. Bunu, seçim konusunu biraz sonra işleyeceğiz. E, ben e, o konuya değinecektim evet. mutlaka. Çünkü merak ettiğim şeyler var. Öyle bir mi? Kadın <laughs> adaysınız e, evet. Demokrat Partiden, İskele bölgesinden evet. birinci sıradan. E, önce e, tebrik ediyorum. E, verilen ediyorum. kararı da alkışlıyorum. Çünkü her kadın toplumumuz için çok değerlidir, önemlidir. Evet. Bizim toplumda da kadının yeri çok anlamlıdır ve çok değerlidir. Çünkü savaş geçirmiş bir Toplumda kadınların verdiği mücadele en az erkekler kadar çok önemlidir ve özellikle çocuk yetiştirmede ve aile içi e, demokrasinin böylesine güzelliğiyle yaşadığımız bu toplumda bizim kadınlarımızın da çok önemli yerleri vardır ve kadın yöneticilerinde toplumda sayısı e, azımsanmayacak kadar çok. O yüzden o konuyu değerlendirirken Peki. Şirin Zafer Yıldızı kadına nasıl bakıyor? Ben burada hemen bir sözcükler diyarına bir yolculuk yapayım. Tabii ki. Kadın ve şiir. Kadınca büyümek var ya, şiirle büyümeye denk. Sessizlik mısralarda çoğalır, ozanca duyguların sıcaklığıyla çıka gelir, sarar yeni baştan yalnızlıkları. Kalabalıklarda kadın başına olmak var ya, söylenmemiş, yazılmamış ne varsa toprak adına, çiçek açtırır kadınlığımız, analığımıza uygun. İnsanca duruşumuzda özgür bakışlarımız devingendir. Yuva yapar dallardaki suskunluğumuz. Kanat takar yüreklerinize doğru yavaştan. Şiirin yürek vuruşlarıdır duyulan. Kadın ve şiir çocukça sevmelere yatarken yıldız olur kayarlar. Damla damla avuçlarınıza dolarlar. Mutluluk, sevgi, barış, insanca yaşam adına umut olurlar. Ee, hemen bölüyorum çünkü satla kendini kitabından güzel bir şiirdi fakat Şirin zafer yıldızı şimdi kendini saklamıyor. Aslında şiir kitabındaki satla kendini ile Şirin zafer yıldızının toplumdaki kendini saklamaması ve kendini her zaman e, halkın içerisinde, çocukların arasında eğitim camiasının içinde mücadele veren koşuşturan bir kimliğiyle biliniyor O yüzden Şirin Zafer yıldızı bu seçim döneminde de kendini saklayamayacak ve hep yollarda olacak evet. kendini anlatacak kadını anlatacak siyasete bakışını anlatacak hep anlatacak Bazen şiirle anlatacak bazen cümlelerle anlatacak değil Aynen. mi sevgili, evet. sevgili şirin. Evet, aynen öyle olacak. Aslında burada e, sakla kendini derken çok daha önce de konuşmuştuk imza gecesinde evet. de. Buradaki sakla kendini, güzelliği, saflığı, temizliği, dürüstlüğü, yaşam içindeki e, o varoluştan itibarenki duruşun saklanması aslında. Evet ee, Asıl olan bu duruşumuz e, Hepimizin toplum içinde bir duruşu var Ve e, benim yaşam felsefelerimden de biridir bu Söylediklerinizle Yapıp ettikleriniz bir olduğu anda O sizsiniz İnsan evet. bu olmalı evet. Belli değerlerle dünyaya geliyoruz ee, Ana kucağından e, Okul hayatına hı hı. Öğretmenlere koşuyoruz Öğretmenler gerçekten çok büyük bir değer hı hı. Ve bu nedenle de Yaşam ve kadın ve öğretmen olgusu bizim için çok önemlidir. Kadın doğurgandır. Üretkendir. Üretkendir kadın ve kadın bizim toplumumuzda aslında ön plandadır. Hani evet. ata erkil bir toplumuz deriz ama Kıbrıs Türk toplumunda kadın hem önemlidir hem de aile içerisinde dominant bir yere sahiptir de diye düşünüyorum açıkçası. Evet hemen şunu sormak istiyorum sevgili Şirin Zafer Yıldız'ı. Siyaset sizin hiçbir zaman mesafeli durduğunuz bir alan değildi biliyorum bunu. Evet. Ama bu dönemde kendinizi siyasetin içine girmiş gibi buldunuz. Evet. Bu süreç nasıl gelişti? Bu ışığı size kim yaktı? Ve tam da evlatlarınızı yurt dışına göndermişken aslında belki evinize saklanıp birazcık evde mutfağa girip. <laughs> e, üretecekken yemekler tatlılar yapacakken kendinizi bir anda sokaklarda buldunuz Ama bu sokaklarda buluş Şirin Zafer Yıldız'ın aslında kendi kimliğiydi Ama bugün artık ulaşmadığı gitmediği kapılara da gidip kendini anlatacak Neden siyaset ve neden Şirin Zafer Yıldızı? Evet sevgili şefim e... Yaşam aslında belki klasik bir cümle olacak ama yaşamın kendisi zaten bir siyaset. Evet. Ee, zaten e, mücadelenin içinde olan insanlarız bir şekilde. Evet. Yaşam bir mücadele açıkçası. Ee, bana aileden büyük bir destek vardı bu noktada. Hı hı. Ben de kendimi yıllar var bunu hazırladım. Ee, denedim kendimi ee, birçok yerde, birçok platformda yönetici sıfatıyla e, yönetim kurullarında, projelerde çalıştım. Ve siyasetteki yüzlerin değişmesi gerektiğine de inananlardanım. Hı hı. Zaten gördüğünüz gibi bu dönemde bütün partilerde bir yenilenme sürecine girdiler. Hı hı. Çok kaliteli adaylar var, dostlarımız var her partiden harika insanlar var. Ülkemiz için, geleceğimiz için bir bayrak yarışıdır bu. Ben öğretmenim, neticede benim bir mesleğim var. Ee, dolayısıyla bir hizmet süresi olur, görevinizi farklı bir platformda e, yerine getirirsiniz ama arkasından da döner görevinizin başına gelirsiniz. Hı hı. Yıllarca siyasette kalma gibi bir gaylem yok. Bunu evet. her platformda söylüyorum. <laughs> e, yapılması gereken, e, değişmesi gereken birçok olgu var. E, eğitimden. E, sağlığa kanayan yaralarımız var El birliğiyle ülkemiz adına Bunları düzeltmeliyiz hı hı. Zaman zaman konuşuyoruz biliyorsun e, Birlikte olduğumuzda Umutsuzluğa düştüğümüz zamanlar olur evet. Aslında en çok da o günlerde birbirimize enerji veriyoruz Hayır böyle olmaz Biz devam etmeliyiz Çünkü evet. çocuklarımız var bu topraklar bizim Dişimizle tırnağımızla e, Atalarımız kanına akıtmışlar Başka gidecek Kıbrıs'ımız yok evet. Başka bir ülke yok bizi anlayan e, bizim insanımız zaman zaman benim de umutsuzlandığım oluyor siyasetle evet. ilgili ülkemizde ama her zaman e, bir seçim dönemi geldiğinde de e, evet biz vatandaşlık görevimizi yerine getirmemiz gerekir hangi partide olursak olalım evet. e, küstüğümüz darıldığımız e, kendimize kırıldığımız noktalarımız vardır o dostlarımıza veya arkadaşlarımıza işte bunların hepsini bir tarafa ayırarak Oturup yeniden konuşarak çünkü biz bize lazımız evet. o insanlar da bize lazım bu ülke bize gerekli Aynen. bu ülkede yaşıyoruz nefes alıyoruz ve mutluyuz öyle veya böyle mutluyuz. Bugün ben dün sosyal medyada da bir şeyler yayınladım ee, yağmurun yağmasından inanılmaz keyif aldım ve e, gönüllerinize sevgi yağsın evet. dedim çünkü gerçekten. Etrafımıza baktığımızda, nefes aldığımızı, yaşadığımızı e, görüyoruz ve şükretmemiz gerekir bütün bunlara. İşte bu siyaset alanında da kırgınlıklarımızı, e, ufak tefek sorunlarımızı aşabileceğimize inanıyorum. Ben de katroları gördüğümde inan ki çok heyecanlandım. E, ne olursa olsun bence. Sandığa gidilmeli ve ne yapılacaksa yapılmalı evet. sandıktan halkın iradesi çıkmalıdır diye inanıyorum. Ee, kadın konusunda ben sözcüklerimi sürdürmek istiyorum. Sizce kadınlarımız e, seçime gittiklerinde sandığa gittiklerinde yeterince kadın adayları destekliyorlar mı? Destekliyorlarsa... Ee, bunun getirileri neler olacak? Desteklemiyorlarsa da sonuçları ne olacak? Şirin Zafer gö Yıldızı gözüyle bunu merak ediyorum. Şimdiye kadar e, yapılan araştırmalar, e, nüfusa baktığımızda söylenenler e, kadın adayların birbirini çok da desteklemediğidir aslında. Evet. E, böyle bir kanı var. E, Araştırmalar bunu söylüyor. Evet. Ee, dolayısıyla fakat bu dönem bu yargının değişeceğine inanıyorum ben evet. açıkçası. Çünkü e, kendi partime de baktığımda en büyükler arasında sayılıyorum ben sevgili evet. Erkan Dağlı. Çok e, genç ve bugünlere kendisini hazırlamış e, nitelikli hanfendiler var. Kendilerinden eminler, e, donanımlı insanlar. Ha Süre kısa e, listelerde çarşaf listeler tabii ki bu evet. dönem. Ee, ne kadar kendimizi, kendilerini e, bütün adaya anlatabiliriz bilemeyeceğim onu e, sürenin kısalığından dolayı. Ama hepimiz, hepsi e, toplum içerisinde bir yeri, bir sıfatı olan insanlar e, kadın erkek ayrımı da pek yapmadan aslında yani bunu Hı -hı. kadına vurgu yaptık özellikle. Ama Hı -hı. burada kadın erkek ayrımı da yapmadan eğer e, oy vereceğiniz kişileri bir bir inceleyerek bakarsanız, Divilerine, toplumdaki duruşlarına, o söyledikleriyle yapıp ettikleri, bugüne kadar aynı olan insanların bir duruşları Aha. vardır. Ben özellikle altını çizmek istiyorum. E, mecliste bir duruşu olan insanların girmesini istiyorum. üretken insanların girmesini istiyorum. Yoksa hepimiz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Hepimiz e, bir şeylerin gaylesini çekiyoruz. Ama kadınlar... E, Tırnak içinde söylemek istiyorum. Ee, bir şeylerin gaylesini daha fazla çekiyoruz zannedersem. Evet. Geleceğe ait, çocuklarımıza ait. E, çok değerli siyasetçilerimiz oldu. Bir Fatma Ekenoğlu, bir Sibel Sibel Hanım, evet. e, bir Canan Öztoprak Hanım, e, Afet Özcafer, e, Nurten Al... Ee, ülkemizde gerçekten siyasetin içinde e, mücadele vermiş evet. kadın milletvekillerimiz, meclis başkanımız, başbakanımız oldular, cumhurbaşkanlığına aday oldular. Ben açıkçası çok gurur duyuyorum toplumumuzda kadın yöneticilerin bizi yönetmelerinden ve bunların bu değerlerimizin de meclis içerisinde olmaları ve devletin kademelerinde yer almaları, hizmet vermeleri açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bundan bir dönem önce kadınlar biraz daha çekingendi. Bunu da söylemek lazım. Tabii ki. Fakat bu dönem. Adaylar, kadın adaylar, müracaat edenler, seçilenler, e, işaret edilen adayların kadın olmasının yoğunluğu dikkat çekiyor aslında. Evet. Bu da güzel yani. Şuna bağlamak istiyorum. Bu değerli, birbirinden değerli kadın yöneticilerimiz e, toplumumuzda. Şirin Zafer Yıldızı, e, onlarla seçim öncesi küçük bir, e, bir görüşme veya bir telefon görüşmesi, onlardan bir fikir alma gibi bir düşüncesi var mı? Mesela ben sizin Canan Öztoprak hanımla çok iyi olduğunuzu aranızın iyi olduğunu ve birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorum. Tabii ki, tabii o da her ki. seferinde sizden çok iyi bir şekilde bahsediyor. Böyle bir düşünceniz olur mu? Onlara deneyimlerinden faydalanma gibi bu seçim süresince. Mutlaka Hı -hı. bütün partilerdeki dostlarımızla arkadaşlarımızla ee, ...telefonlaştık... ...hepimiz birbirimize başarılar diledik... Ne güzel. Ee, ...sosyal medyada bunları... Evet. E, ...halkın görebileceği bir şekilde... Hı -hı. ...popülizm yapmadan... Evet. ...paylaştık yürekten çünkü... Evet. Fa ...farklı farklı platformlarda... ...birlikte olduk... ...mesela ben öğretmenim... ...Canan Hanım'ın bakan olduğu dönemde... ...ben kitabımı yayınladım... ...CD çalışması yaptım... ...kendileri de destek verdiler... Evet. ...bir değer olduğu için... Evet. ...yani e, bizim e, Türk kültüründe de... ...siz de bilirsiniz... Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Var, evet. Dolayısıyla e, bu yolculuğa çıktığınız zaman tabii ki dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan tecrübeli insanlardan yardım istersiniz ki sonrasında daha büyük görevler var. Bir göreve geldiğiniz zaman e, mutlaka o gibi görevlerde bulunmuş insanlardan tecrübelerinden yararlanmak da çok önemlidir. Evet. Elbette ki. Tabii ki şunu so sormak istiyorum bir mesaj vermenizi isteyeceğim seçmenleriniz adadan çünkü bir çerçeve liste olacak evet. fakat siz İskele bölgesinden Demokrat Parti'den birinci sırada adaysınız Şirin evet. Zafer Yıldızı olarak seçmenlerinize ne mesaj vermek istiyorsunuz İster partinize ister şahsınıza kişiler sizi tercih ederlerken neden tercih etsinler? Şimdi bu soru hep gelir aslında. <gülüyor> <gülüyor> açıkçası e, 28 yıl var meslekleyeyim. Evet. E, dolayısıyla insanların da bir kırılmışlıkları bir küsmüşlükleri var siyasete. Evet. yavaş yavaş e, bunu yeniyoruz, bunu kırıyoruz. Dolayısıyla insanlar e, dedim ya duruşun altını çizdim sizi tanıyorlar. Ee, özellikle siz ben sosyal medyayı çok kullanan üretkenliğimizle yaptığımız işlerle kullanan insanlarız. Siz ne cümle e, veya ne vaat ederseniz edin veya ne mesaj verirseniz verin insanların kafasında zaten sizle ilgili bir algı vardır. Kesinlikle. Ben şunu söyleyebilirim buradan e, izleyicilerimize, öğrencilerimize, bu ülkenin insanlarına şimdiye kadar nasıl bir duruş sergilemişsem e, hoşgörülü paylaşımcı, içtenliğimle, dürüstlüğümle, verdiğim kararların arkasında durduğum durarak bugünlere geldim. Seçilirsem de bundan sonra hangi görevde olursam olayım veya seçilmezsem de yine görevimin başındayım, hayattaki duruşumu devam ettireceğim. Çünkü ben anneyim, çünkü ben kadınım, çünkü iki tane oğlum var. Önce kendime sonra oğullarıma verdiğim önemli görevler var çünkü bu yola çıkarken özellikle benim eşim ama özellikle ve özellikle iki tane oğlum yüreklendirdi. Anne sen girmelisin. Anne sen zaten mücadele ediyorsun. Doğruların peşindesin. Dürüst bir insansın. Haksızlıklara karşı çıkacaksın çünkü biz de zamanında haksızlıklara uğradık, sen de haksızlıklara uğradın. Yaşanmışlıklar insana bir öngörüdür diyerek beni yüreklendirdiler. Dolayısıyla e, ikisi de yurt dışında e, şu anda. Ee, bir de boşluğa düşmüştük böyle eşimle. Ee, dediğiniz gibi iki tane dosya var. Siz bildiğiniz için tabii bunu soruyorsunuz. Otursam dosyalarımı bitirsem diye düşünürken e, gönlüm de hep bu tarafa kayıyordu. Yani yüzde yirmi evde oturup dosyaları bitirmek istiyordum. Yüzde seksen de bu yola çıkma istiyordum. Dolayısıyla her iki oğlum da şiddetle bu yolu bana gösterdiler. Çok mutluyum. Doğru işler yapacağıma inanıyorum. Güzel. E, dürüst duruşumu ve e, hoşgörümü, paylaşımcı yönümü asla kaybetmeyeceğim. Eğer o noktaya da gelirsem de şimdiye kadar girdiğim platformlarda da bunu söylüyorum. Allah yolumuzu şaşırtmasın. İstifa etmesini de bilen bir insan olacağım. Bu erdemdir, bu onurdur. E, her insanın bunu yapması gerektiğine de inananlardanım. Alkışlıyorum bu güzel Teşekkür sözleri. Ediyorum. Sevgili Şirin Zafer Yıldız'ı sohbetimize bir müzik parçasıyla ara vermek istiyorum. Peki. Birazdan yeniden sohbetimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Evet sevgili programımız izleyicileri. Erkan Dağlı ile Ada Işığı programının bugün konuğu sevgili öğretmen ve şair Şirin Zafer Yıldız'ı. Ve Şirin Zafer Yıldız'ının... E, Eğitim yaşamı yani öğretmenlik yaşamı sırasında üretkenliği devam ederken güzel şarkıları şarkılara da sözler yazarak bizlerle buluşturdu. Ve onun şimdi ilk güzel yazdığı sözlerden bir tanesi Ada Işığı Çocuk Korosu tarafından seslendiriliyor. Ada Işığı'yım ben. Buyurun efendim. Evet efendim Şirin Zafer Yıldız'ı sözlerini yazdı. Sevgili öğretmenimiz Fatma Bildiren bestesini yaptı. Ada Işığım ben ve Da Hüsem Ada Işığı çocuk korosu seslendirdi bu güzel şarkıyı. Evet sevgili Şirin Zafer Yıldız'ı e, bu e, yaptığınız çalışmalarda şiirleri yazarken bunların bestelenmesi noktasında da aslında sizi yüreklendiren kişilerden bir tanesiyim ben. Evet. Çok da mutluyum bunu yaptığım için evet. çünkü çocuk şarkılarının ülkemizde bizim için yapılmış çocuk şarkılarının artmasından yanayım ve ben bunun için çok mücadele veren birisiyim. Biliyorum. İpek Yolu Müzik Konferansında da 10 ee, tane finanik kalan eserlerin arasında sizin sözlerinizi yazdığınız ve Ayhan Öztürk'ün bestesini yaptığı yine hangi şiirdi sizin Cennettir Kıpırsım Kıbrısım isimli evet. parçamız da e, dillerden dillere dolaşıyor şu anda ve bunun evet. bir de kitabı çıktı e, sevgili Profesör Doktor Süleyman Tarman Aksaray e, Üniversitesi'nde. Evet. Ee, ve e, sevgili Süleyman Tarman bunu kitaplaştırdı ve şu anda bu kitaplar dolaşıyor. Ee, ve müzik öğretmenleri bu kitapları alıp Kıbrıs konulu bu şarkıları da çocuklarına öğretiyorlar. Bu bizim için büyük bir gurur vesilesidir. İnşallah önümüzdeki dönemde eğer sizler de siyasetin içinde e, e, önümüzdeki dönem e, hükümet e, kurulacak Tabii ki, eğer o kurulan hükümetlerin içerisinde sizi güzel bir görevde göreceksek ki dileğimiz budur, bu kitabın CD'sini de bize inşallah destek olacaksınız ki bu CD'ler de çıksın <laughs> sanatın sanatçının önünü açmamız lazım yıllar var bunun mücadelesini veriyoruz birlikte Aynen öyle ben size birlikte. güveniyorum e, siyasetteki bütün dostlarımız arkadaşlarımız e, bizler bir herhangi bir proje önlerine götürdüğümüz zaman da eminim ki bizi reddetmeyecekler bundan bu önce de reddetmedikleri gibi evet. şunu söylemek istiyorum. Mausa için önemli bir değersiniz, önemli bir çalışan bir kişisiniz. Ama biz son yıllarda Gazi Mausa Belediye Başkanı Sayın İsmail Arter'in ekibinde de sizi çalışkan, üretken ve sürekli Mausa için çabalayan bir kişi olarak görüyoruz. Sayın Başkan, Belediye Başkanımız Sayın İsmail Arter, Mausae için hakikaten çalışan ve e, sanat konusunda da diğer evet. konularda da e, e, üretkenliğini projelerini devam ettirirken sanat konusunda da hep kullandığı bir söz vardır. Sanatın ve sanatçının önünü açmaya evet. devam edeceğiz. Hı hı. Sevgili Şirin Zafer Yıldızı, Sayın Başkanla olan e, dostluklarınızda ve çalışma e, prensiplerinizde Sayın Başkanla yolunuzun e, ...buluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve değer katarken... ...şehrimize... ...neler daha yapmak istiyorsunuz... ...yeni dönemde? Evet, ee, İsmail Erter... ...güzel bir insan. Güzel bir değer... ...Mausa için. Büyük bir şans. Çocuklarını okuttum ben sevgili... Evet. ...İsmail Erter'in. 25 yıl var Mausa'dayım. Kayınvalidemle de aynı... ...mahalledeydiler. Dolayısıyla... ...sürekli görüşüyorduk açıkçası. <laughs> Daha sonrasında e, hep sanatı konuştuk. Mutluyum aslında hani hep böyle altını çizerim ilkleri yapan kadınım diye e, övünmek için değil bu keyif alırım bu cümlede evet. kullanmakta. Evet. E, siz de biliyorsunuz e, İsmail e, Bey şiir yazıyor. <laughs> Evet e, Fakat bunu hep saklayanlardandı. Onu böyle e, dürte dürte e, şiirlerini çıkarttırdık her sanat e, toplantısında da kırmadılar bizi kibar bir insan. Şiirlerini okudu, paylaştı bizimle. Evet. İnşallah onu e, Haziranda da belediye seçimleri var biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah bizi bu yoğunluğu içinde kırmaz ee, Şiir kitabını çıkarmak istiyoruz Aslında İsmail Başkan'ın Çünkü çok güzel nitelikli şiirleri var Gerçekten evet. Henüz ikna aşamasındayız hep konuşuyoruz bunu ee, Kendileri göreve geldikten sonra Özellikle ee, Sanatın ve sanatçının Ölünü açmak adına Mausa Gelişim Akademisi yönetiminde de ben yer aldım Ve orada birçok Sanat atölyeleri başlattık evet. Karikatür atölyesi başlattık orada hı hı. Bu dönem ee, ...sinema, film kursları başlatıyoruz. Orada evet. çalışması başlatıyoruz. Ki bu önemlidir açıkçası. Hı -hı. Ee, ardından 3 yıl var. Ee, Hı -hı. Siz de sürekli destek veriyorsunuz bize sağ olasınız. Evet. Ee, yaratıcı okuma ve e, yazma, etkin dinleme atölyem var. 3 yıl var. Çocuklara orada değer katmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu yaparken de e, yakından uzağa ilkesiyle... Ana sınıf ilkokul çağındaki çocuklarımızla çalışıyorum ben biliyorsunuz. Mausamızda öncelikle daha sonra da diğer şehirlerimizde yaşayan şairlerimiz, yazarlarımız olur, diyetisyenlerimiz olur ee alanında ön plana çıkmış kişiler olur. Onları çocuklarımızla tanıştırıyoruz, şehrimize davet ediyoruz. Ve onlar da bizi kırmıyorlar, geliyorlar. Çoğu zaman da çekim de yapıyoruz, hani zamana tanıklık etmek için. İşte tam da bunu yapıyoruz aslında sevgili Erkan Dağlı. Evet. Başında bunu konuşmuştuk. Hani e, biz biliriz kendimizi, başka biri bilmez diye. Bakın evet. siz ne yaptınız? Kıbrıs konulu çocuk şarkıları dediniz. Evet. Kıbrıs konulu çocuk şarkılarını kim bilir? Kıbrıs'ı iyi bilen bilir. Kıbrıs'ta yaşayan bilir. <laughs> Dolayısıyla e, biz önce kendimize dört elle sarılmalıyız. Her dönem buna ihtiyacımız var. Ama ayrışmışlıklar vardı. Bu dönem toparlanıyoruz gibime geliyor bana. Bu dönem daha bir birlik olduğumuz, evet. e, olduğumuzu hissediyorum açıkçası. <laughs> evet Ve e, projeler devam ediyor. Sizinle beraber sizin fikrinizdi. Sokakta sanat var. Evet, beraber omuz verdik. Evet, evet, birbirimize dokandık. O çok büyük ses getirdi biliyorsunuz. Dünya Sanat Günü 15 Nisan evet. ve bu Leonardo da Vinci'nin doğum evet. günü. Sevgili ekibimiz bizim bu sohbet esnasında sanata dokunuyorum projesinden de görüntüler koyacaklar montajda. Bunu biliyorum. Güzel olur. Ee, ve sanata dokunuyorum ee, hakikaten ses veren bir e, evet. projeydi ee, sevgili başkanımız Çünkü da. Çünkü neden sevgili Erkan Dağlı. Evet. Ee, ...biz bunlar hep konuştuk... ...Mausa'da olan bütün sanat atölyeleri oradaydı... Evet. ...gönül birliği yapmışlardı... Tabii ki. ...çünkü siz de ben de çoğalmak <laughs> adına oradaydık... Evet. ...kimseyi ötekileştirmeden... Evet, evet. ...hep birlikte oradaydık... ...büyük bir coşku vardı o gün... ...o gün hem öyle bir e, coşku vardı... ...hem de o e, böyle yağmur yağacak stresi altında... ...herkes her hazırlığını yapmış... Evet. E, ...yağmura inat eğer yağarsa biz sokakta sanatımızı icra edeceğiz. <laughs> Salonlardan sokaklara eğer taşıyabilirsek evet. sanatı o zaman daha çok insanın sanatla buluşmasını ve sanata dokunmasını sağlayacağız. Sevgili Şirin Zafer Yıldızı, biz bu anlamda sevgili başkanımız İsmail Arte'ye ve bütün ekibine teşekkür ediyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Evet. İstersen bir müzik arası daha verelim. Peki. Sevgili Şirin ve sohbetimize devam edelim. Evet efendim, biz Şirin Zafer Yıldızı ile sohbetimize kaldığı yerden devam edeceğiz ve şimdi yine Şirin Zafer Yıldızının sözlerini yazdığı ve sevgili Ayhan Öztürk'ün müziğini yaptığı Cennettir Kıbrıs'ım isimli güzel şarkıyı Davisem Adaşı Çocuk Korosu'nun Bela Pais'ta verdiği konserden küçük bir bölüm sizlerle buluşturuyoruz. Buyurun efendim. <laughs> Evet efendim, Ada Işığı Çocuk Korosu seslendirdi. Cennettir Kıbrıs'ım ve bu güzel sözler için Şirin Zafer Yıldızı'na ve müzik için de sevgili Ayhan Öztürk'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sevgili Şirin Zafer Yıldızı, Mausa Gelişim Akademisi, Mausa'mız için çok önemli bir yer aslında ve çok da merkezi bir yerde. Salamis yolunda, Dayı yolunda, karakol ile Sakarya e, semtlerinin burası. arasında e, güzel de bir noktada, e, güzel de bir tesis. Orada Billardo, e, şi şiir atö atölyeleri, atıcılık, evet. e, dar El sanatları, resim, e, heykel evet. e, gibi bir sürü atölyeler var ve burası aslında gençleri hem enerjilerini atabilmeleri için çünkü spor faaliyetleri de yapılıyor sanat dalları yanında evet. spor faaliyetleri de yapılıyor ve buraya sevgili e, yönetici e, Refik Hazır hocamız e, e, geldikten sonra evet. oranın e, ivmesinin e, başarı grafiğinin ve toplumda algılanır olmasının e, ben e, grafiğini çok daha Yukarılarda evet. gördüm ve bunu her fırsatta da sevgili Refik Hazır hocama belirtiyorum, anlatıyorum. Siz de yönetim kurulundasınız ve bu atölyelerin toplumla buluşması çocuklarımızla özellikle ee, çocuklarımızla buluşması çok önemli. Benim oğlum da basketbol oynuyor yıllardır ee, ve e, oranın sistemini, e, düzenini ve çocuklarımızı güvenerek bırakma noktasını e, ben çok e, değerli buluyorum. O yüzden e, buraya daha da e, atölyeleri açmamız lazım, daha iyi algılamamız lazım ve oraya e, toplumda belli bir yere gelmiş değerli entelektüel evet. çalışan insanların sürekli vakit geçireceği gelip orada sanatlarını da icra edecekleri sohbetler edeceği şiir, resim, diğer e, e, konularda sohbet edeceği bir yer olarak da algılanması gerektiğini savunan bir insanım. Bu göndermelerle Şirin Zafer Yıldızı'nın Mağusa Gelişim Akademisi'ne bakışı ve önümüzdeki dönemde eğer siyasetin içine de girecekse Mağusamıza bir değer katma açısından da neler düşünüyor burası için? Evet. Ee, gerçekten de Refik Hazır Hoca'mız geldikten sonra güzel bir ekip kurdu. Vizyonu olan bir insan, evet. girişimci bir insan ve sanata bakışı da üst düzeyde diyebilirim açıkçası. Evet. Ee, o nedenle işte doğru yerlere doğru insanların gelmesiyle bu da bir siyaset Evet sevgili şefim. Dolayısıyla e, Mausa Gelişim Akademisi birçok yeni pencereler açtı kendisine ve kendisini ifade etmek isteyen birçok entelektüel hocamız oralara geldi. Ee, birincisi yapıldı dü, e, sanata dokunuyorumu biraz önce söyledik. Yine geçen yıl birincisi yapıldı ressamlar buluşması. Evet. Onun hazırlıkların içerisindeyiz. Devam ediyor ikincisi. Yani önemli olan bu bayrak yarışı. O birinci adını koyduğumuzun ertesi sene ikinciyi, üçüncüyü koyduğumuz anda ve onu bir sistematik şekle getirdiğiniz anda önce şehir kazanır, ardından ülke kazanır ve e, alttan yetişen yeni nesiller de bu güzelliklerle yetişiyor. Tabii bu kültür içerisinde yetişmiş olurlar. Yani daha önce bizim ülkemizde, bizim şehrimizde neler yapıldı diye arşive baktıklarında hı hı. neler görecekler neler. Ben Aynen. onu düşünerek çok heyecan duyuyorum. Evet. İleride bizleri belki de sizlerin ürettiklerini 50 yıl sonra kişiler, halkımız, çocuklarımız yeni nesil baktıklarında belki de Şirin Zafer Yıldız'ın, Kitapları e, 20. baskıya ulaşacaktır. İnşallah. Bizler hayatta olmasak da bizim evet. ürettiğimiz, yaptığımız şeyler, üçüncüsünü yapacağımız Korolar Festivali belki 20.sini yapacağız e, ileride ama bunu bir başkası yapacaktır. Elbette. Eminim ki e, bu kültürlerde e, yanımızda çalıştı çalışan, şu anda bizleri izleyen ve kaydeden e, gençler, e, işte korolarımız adına veya müzikler adına veya şiirler adına ne güzel şeyler yapacaklardır diye evet. düşünüyorum. Ee, yönetime geldiğimizde e, film e, sinema kursları hep aklımızda vardı. Onu evet. hayata geçirdik. Evet. Yine karikatür olay vardı. Onu hayata geçirdik. Birkaç <laughs> projemiz daha var aslında açıkçası. Ama oraya doğru insanları, doğru iş yapan insanları koymak lazım. Evet. Ve e, Mausa Gelişim Akademisi'ne e, dışarıdan bakıp da içerisine girdikten sonra gelen sanatçılar da... ...aa burada bu, bunlar yapılıyormuş dediklerini e, evet. gözlemledik. Evet. Dolayısıyla büyük bir aile olduk her geçen gün açıkçası. Ve özellikle de pe, benim e, atölyemin olduğu günler Perşembe günleri. Özellikle Perşembe'yi seçtim. Hani çift mesaidir iki grubum var benim. Oraya gelen anneler, sevgiler Kandağlı o gün... O günlerini e, çocuklarına ayırıyorlar. Mausa Gelişim Akademisi'ne ayırıyorlar o gün. Aşağıda kafeterya var. Oturup orada sohbet ediyorlar. Kahve içiyorlar. Ben de dersimi bitirdikten sonra inanır mısın eve buçuk 8den önce gitmiyorum. Onların o konuşmalarına katılıyorum. Çocuklarıyla ilgili geri dönütleri paylaşıyoruz açıkçası. Daha iyi nasıl olabiliriz? Başka evet. neler yapılabilir paylaşırız. Dolayısıyla hani karşılıklı bir... Evet. E ee, alışveriş de var burada. Evet. Yani duygu bazında ee, geleceğe adım atma bir mesaj <laughs> alırsınız oradan. Aa bunun yanına bunu da koymam lazımmış diye evet. algılarınız açılır ve enerjiniz yükselir. Sürekli bizler de öğreniyoruz. Bizler de e, her e, aldığımız bir bilgi bizi başka bir bilgiye <laughs> başka bir projeye de aslında yönlendiriyor. Evet. O yüzden ben e, Mausa Gelişim Akademisi'nin enerjisini çok seviyorum. Şehir içinde insanlar ne kadar algılıyorlar bilmem ama oradan oturup şehrin hareketliliği izlemek, O devinimi izlemek aslında yaşadığımızı da bize hissettiriyor. Mesela ilk defa söyleyeceğim şöyle bir e, kafamda uzun zaman var yani bir buçuk yıl var tasarlıyorum. <laughs> orada bir e, Mausa Gelişim Akademisi radyosu. Evet. Bir, bir radyo kurmak orada. Çok güzel. Yani. E, İnşallah. Ve gençliğin e, gençliğin çocukların sesi olmak ve evet. oraya. E, Genç insanları koyup program yaptırmak, Evet görüşlerini paylaşmaları evet. ve e, açık mikrofon, bilemiyorum şimdi e, sesli düşündüm, e, evet. yönetimlerden istedikleri. E, belli saatleri olur okullar olarak çocuklar oraya getirilirler evet. ve istekleri okullarının istedikleri evet. e, gelecekten e, yönetimden istedikleri şeklinde seslerini duyurabilirler çünkü yönetimde olan insanlardan sürekli randevu alıp e, onlar işlerinden engellemek elzem değilse eğer sürekli e, buluşmak <laughs> randevularda insanlarla e, toplantılar yapmak başka işlerinizin de aksamasına sebep olur. Yani Mausa Girişim Akademisi'nde yönetime girince bunları gözlemledim açıkçası. Evet. Dolayısıyla böyle bir radyo oluşursa ve orada e, yazılı bir de defter tutulur, gelen yazar ve söyler ve kayıt altına alınır. Evet. Şehrimiz adına, ülkemiz adına e, güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Hani biz yazdığımız için e, kayıt altına alma çok önemlidir aslında. Evet. Kesinlikle. Sevgili Şirin Zafer Yıldız'ı konuştukça konuşalım istiyoruz aslında. Evet. İçimiz dolu mu artık onu bilmiyorum ya da evet. e, insanlara söyleyecek çok şeyimiz vardır. Mutlaka. E, biz e, sanatla uğraşan kişiler hep bir... Doluluk hissediyoruz içimizde ve bunu şarkılarımızla, siz sözcüklerle ve zaman zaman da konuşarak ekranlarda, televizyon veya diğer yazılı ve görsel basında bunları belirtmek istiyoruz. Ben her iki yolculukta da siyasi ve diğer sanat alanındaki yolculuğunuzda da, yazarlık alanında da başarılar diliyorum. Sevgili Şirin Zafer Yıldız'ı ben programı kapatmadan önce bir mesaj vermek istiyorum seçimlere yönelik. Lütfen e, gerek sosyal medyada olsun, özellikle sosyal medyada olsun, gerekse yolda, sokakta veya e, seçime e, son e, 15-20 gün kala, bir hafta kala olan dönemde birbirimizi kırmamaya, evet. üzmemeye gayret göstererim çünkü seçimden bir gün sonra bizler yine göz göze geleceğiz. Evet. Şu anda sosyal medyada takip ediyorum. Adaylar birbirlerinin resimlerini paylaşıyorlar. Evet. Birbirlerine rakip olsalar bile Birbirlerine başarılar diliyorlar. Evet. Bu Kıbrıs insanının ne kadar demokratik ve ne kadar hoşgörülü olduğunu gösteriyor. Beğenin veya beğenmeyin, oy verin veya vermeyin. Kesinlikle hiçbir bakanla ilgili, hiçbir adayla, milletvekili adayı, milletvekili veya adayı fark etmez. Ee, birbirimize hakaret etme noktasını lütfen e, çok önemli değerlendirelim ve bunu yapmayalım. Benim naçizane e, bir program yapımcısı olarak e, seyircilerimize e, insanlarımıza vermek istediğim mesaj sizin de son sözlerinizi alıp bir müzik parçasıyla kapatacağız. Evet ben e, bu yoğunluğun içerisinde bu sanat yolculuğunu e, bana tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum değerli şefim. Ben de özellikle e, bizleri izleyenlerden Lütfen sandık başına gidelim. Ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için kendi irademizi oraya yansıtalım. Bu bizim e, vatandaşlık görevimizdir de. Aksi takdirde sandık başına gitmezsek sonrasında konuşma gibi bir hakkımız da olmaz. Sanatla, şiirle, hoşgörüyle, barışla, dostlukla yolculuğumuza devam edelim. Başka Kıbrıs yok. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda öleceğiz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, Kıbrıs'ımız için diyorum ben. Sizleri seviyorum. Evet efendim, Erkan Dağlı ile Ada Işığı programının sonuna geldik. Bugün konumuz, e, konuğumuz sevgili Şirin Zafer Yıldızı ve konumuz hem sanat hem siyaset oldu. Kendisine... Ee, milletvekilliği seçimlerinde iskeleden Demokrat Parti birinci sıradaki adayımız başarılar diliyoruz ve sanatla üretimle, ee, yolunun devam etmesini istiyoruz. Ee, yola açık olsun diyoruz kendisine. Ee, programımızı kapatırken sizlere güzel bir şarkıyla veda edeceğiz. Şirin Zafer Yıldız'ı sözlerini yazdı. Fatma Bildiren hocamız bestesini yaptı. Şiirlerle büyüsün çocuklar ve bu şarkıyı da merhume... E, Kamran Aziz ve merhum Hakan Çakmağ'ın ruhları için gönderiyoruz. Onlar da sanatı çok seven, çok değer veren ve üreten insanlardılar. Rahmetler diliyoruz ve programımızı kapatıyoruz. Sevgisiz kalmayın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.